Herkese merhaba değerli dostlar. Ben Ahmet Güven. Akbank'la ilgili kısa bir değerlendirmemiz olacak birkaç haftadan sonra. Akbank hissesi de aynı Garanti Bankası ve Yapı Kredi gibi yabancının birazcık daha diğer bankalara, kamu bankaları ve iş bankasına nazaran daha çok tercih ettiği bankalardan. Tabii e, bunların önümüzdeki süreçte analizlerine devam edeceğiz. E, alışlarını takip ediyor olacağız. Şimdi genel itibariyle bakarsak Akbank'ın şu anda mevcut 485 milyar TL büyüklüğünde bir aktifi bulunmakta. Bir şirketin şu an piyasa değeri bölü defter değeri dediğimiz oran 0.66 seviyesine yani bir seviyesine yani şirketin defter değerine piyasa değeri böyle defter değeri oranına uzaklığı ortalama %50 civarında potansiyel taşıdığını gösteriyor. Oldukça iskontolu görünüyor ise. Tabii bu iskonto oranı önümüzdeki e, aylarda kapanacaktır mutlaka çünkü gelişen piyasalara giren para girişi önemli seviyede artışını sürdürmekte. Şöyle 4-5 yıl geriye doğru baktığınız zaman borsacılar iyi bilirler. Bu seneki giriş birazcık farklı bir giriş bence devamı da olacak. Şimdi buraya bir kırmızı çizgi çizdim. Hani bazı bankalarımız için e, pivot bölgeleri belirlemiştik, hayati bölgeler olarak belirlemiştik bölgeleri. Bu bölgeleri neden bu şekilde it it itibarlandırdık? Çünkü şöyle şunu şöyle günlüğe alalım. Ta 2010'a kadar gidelim. Şöyle yavaş yavaş gidiyorum gördüğünüz gibi 7.5 seviyesi hep bir direnç bölgesi olarak çalışmış. Bakın burayı geçmeye çalışmış, geçememiş. Burada geçememiş. sene 2014. Şöyle devam ediyoruz. Burası ne zaman? 2012. Geçmeyi denemiş, geçememiş, geri dönmüş. Ya yani burası her zaman bir önemli 2010'a kadar gidiyor gördüğünüz gibi. Bankacılık endeksi Üç katına, dört katına çıkmasına rağmen toplam aktifleri bankacılık endekslerindeki hisselerimizin birçok hissemizin hala verdiği temettülerinde etkisi var tabi. Hisselerin mevcut şu anki fiyatlarının hala 10 senelik geçmişe değdiğini görmekteyiz. Şimdi hissemiz tekrar bu noktaya geldi ve kapanış itibariyle gördüğünüz gibi tam bu seviyeden kapanmış görünüyor. Şimdi bu seviyenin üzerine çıkılıp çıkılmayacağını şöyle yorumlayacağız. Nasıl yorumlayacağız? Fon girişine bakacağız. Şimdi Akbank'ta seçimden sonrasından beri para girişi var piyasalara. Seçimden hemen ABD seçimleri. Biz de onu baz alarak sürekli analizlerimizi yapıyoruz. Endeksin üzerindeki o başarılı analizlerimizi de bu sayede gerçekleştirdik. Şimdi baktığımız zaman Citibank ve Deutsche Bank bu kağıdın en büyük takasta toplayıcısı. Birinin elinde 900 milyon, birinin elinde 575 milyon lot varmış. Ne zaman? 5 Kasım'da. Bu iki ayda neler olmuş? Citibank gördüğünüz gibi 173 milyona yakın not almış. Deutsche Bank'ta 127 milyona yakın not almış. Emeklilik fonu sınırlı bir alışı var. HSBC'nin de yine aynı şekilde birçok bankada sınırlı da olsa alımlarının devam ettiğini görmekteyiz. Yakın zamanda kredi notumuzun da yükselmesiyle ilk çeyrekte bunu bekliyor olacağım. Birçok kurumdan Fitch olsun, e, Standard Poor's olsun ya da Moody's olsun bunların hepsinin notlarını yükselttiğini, Türkiye'nin notlarını pozitif olarak yönlendireceklerini göreceksiniz. O zaman Yüksek miktarda da fon akışı başlayacak piyasamıza. Şimdi e, bu e, 900'ün üzerine bunu ekleyeceksiniz. Çünkü ben burada 5 Kasım'dan bulunduğumuz tarihe kadar e, iki bölümü işaretlediğim için şu an o zamana kadar neler olmuş diye gösteriyor. Yani aslında şu an sizi Bank'ın elinde e, toplamda 1 milyar 74 milyon lot bulunmakta ve Doğaça Bank'ın elinde de tam 702 milyon lot bulunmakta. Yani şuradaki lotları buraya toplayacaksınız. Şimdi bu hissede 7.5 seviyesi aşıldığı zaman önümüzde önemli dirençler var ama en önemli direnç 9'a kadar. E, önü açık diye düşünüyorum ben. 9'a kadar çok önemli bir direnç bulunmuyor. Ama ara ara şöyle 8.30 bölgesinde ufak hafif dirençler olacak. Bunlar tabi seans içinde ama orta edilebilecek bölgeler. Ama dediğim gibi ana bölge burası geçtikten sonra şurada gördüğünüz yabancı oranlarında emeklilik fonlarında artışın devam edeceğini görebilirsiniz. Şimdi burası dediğim gibi e, yapı kredi ve garanti bankasının da e, dün akşam analizlerini yapmıştık. Onlar hakkında da bilgi edinmek için kısaca onun videolarını da izleyebilirsiniz. Bu videonun sonuna eklemeye çalışacağım bankacılık e, oynatma listesini. Onun içinde olacak. E, dediğim gibi hepsi şu an bir direnç bölgesinde. Ama bu hayati pivot e, noktasını uyardığım banka garanti bankası ilk önce bu noktaya ulaşan banka oldu. Çünkü yabancı alışı onunla çok daha fazla... Neden fazla diyorum? Şöyle baktığınız zaman Citibank'ın elinde 900 milyon lot varmış. Yaklaşık hadi 200 milyon diyelim. 200 milyon lot almış. Elindeki lotun çok az miktarı ama Garanti Bankası'nda yabancı elinde e, elindeki lot miktarını neredeyse %50 oranında arttırdı. Bu yüzden Garanti Bankası yaklaşık 8.90 olarak işaretlemiş olduğumuz pivot bölgesini aşarak 10.76'ya kadar yükseldi. Yani e, o dönemde o direnç bölgesini açtıktan sonra %20 yükseldi. Şöyle baktığınız zaman, bunlarda da e, yükseliş gerçekleşiyor ama fon girişinin yüksek olduğu hisseleri size neden öneriyorum? Çünkü onlar daha rahmet görüyor. Şimdi bunlar ucuz diye alırsanız ötekinin rüzgarını kaçırırsınız. Şimdi eğer e, bankacılık endeksinde bir şekilde yükseliş devam edecekse ki bunu bir şekilde bekliyoruz fon girişlerinin yüksek olduğu hisselerde daha çok artış olması beklenir. Şimdi şöyle mantıken yani size, fortune'nize nasıl bir şekillendirme yapabilirsiniz bunun için? Mesela elinizde e, 100 bin lira olduğunu düşünelim. 100 bin liranız varsa bunun 50 bin lirası garanti bankasında. Bankacılık için sıralıyorum bunu sadece. Tabi tek bankacılıktan portföy oluşturulmaz. Sadece mantıken hatırlatmaya çalışıyorum. Yapı kredi mesela nazaran birazcık daha güzel. Yapı kredi aktif büyüklük olarak Akbank'tan birkaç milyar daha büyük. Şöyle genel itibariyle bakarsak Yapı Kredi Bankası'nın e, performansı Akbank'a nazaran e, daha iyi gözüküyor. O da şu an tam o 3.20 dediğimiz pivot bölgesine açmış durumda. Akbank da şu an tam orada. Yani burayı açtıktan sonra onlar da birazcık diğer bankalara nazaran performansında artış görebileceksiniz. Yani kısaca e, önümüzdeki günlerde bunların analizlerini devam etmeye baş devam edeceğiz ve her akşam yaptığımız yaptığımız gibi e, endeks analizlerinde en büyük e, beğendiğimiz 5 bankanın takas analizlerinde her gün takip etmeye devam edeceğiz. Olası riskleri önceden sezebilmek için. Tekrar görüşmek üzere. İyi hafta sonları.